Padişah, Osman Bey soyundan gelen hükümdarlara verilen isim. Birçok padişah iktidarında türlü çılgınlıklara imza atmış. Kimisi doğru, kimisi yanlış. İşte üç kıtaya asırlarca hükmetmiş padişahların yok artık dedirten olayları. Kristof Kolomb bir gün 2. Bayezid'in huzuruna çıkar. Sultanım, dünya sanıldığından daha da büyük. Hala keşfedilmemiş ülkeler olabilir. Bana bir gemi verin, az destek olun da gideyim bakayım oralara der. Sultanımızsa hayalperest bu arkadaşımıza kapının yolunu gösterir. Kolomb, İspanya kral ve kraliçesinin yardımıyla Amerika'yı keşfeder. 2. Bayezid de Kolomb'a inanmayarak ayaklarına kadar gelen büyük fırsatı kaçırmış olur. 50 yılı aşkın süre kafes hayatı yaşayan 3. Osman kadınlardan pek az etmez. Sarayda dolaşırken cariyelerle karşılaşmak istemediği için ökçeleri çivili ayakkabı giyer, adımlarını duyan kadınlar da anında odalarına kaçar. 3. Osman tahta çıkmasıyla birlikte bir ferman yayınlar. Padişahın sokağa çıktığı 3 gün boyunca kadınların süslenerek dışarı çıkmasını yasaklar. Ayrıca Sultan 3. Osman musikiden nefret ettiği için bütün müzisyenleri saraydan kovar. 4. Murat tütün, kahve ve içki kullanımını yasaklar. Bunları kullanmanın cezası ölümdür. Bizzat kendisi geç saatlerde kıyafet değiştirerek yasağa uyulup uyulmadığını kontrol eder ve bulduğu şüphelileri öldürtür. 4. Murat dönemindeki bir diğer yasaksa yatsıdan sonra fenersiz dışarı çıkılmasıdır. Yatsıdan sonra sokakları gezen 4. Murat fenersiz gezenleri de öldürür. Hatta bir defasında camiden geç saatte çıkıp fenersiz evine giden bir imamın çocuğunu yakalar ve onu yasağa uymadığı için öldürtür. Tez vurun boynunu. Hünkârım, yalvarırım yapmayın. Ben imamın oğluyum. Babama yemek götürüyorum hemen şuradaki camide. Ev yakın olduğu için fenere gerek duymadım. Bir cahillik ettim hünkârım, yalvarırım acıyın bana. Onu emirlerime karşı gelmeden evvel düşünecektin. 4. Murat 3 kardeşini de öldürtmüştür. Geriye sadece kardeşi İbrahim kalmıştır. Bebekliğinden beri kafes sistemiyle hapis hayatında büyüyen İbrahim sürekli ölüm korkusu içinde yaşar. Bu yüzden psikolojisi hayli bozulmuştur. 4. Murat sirozdan ölmeden önce tat kardeşi İbrahim'e kalmasın diye onu da öldürtmek ister. İdam emri verir. Ama İbrahim Osman Bey soyunun son üyesidir. O da ölürse Osmanlı İmparatorluğu sona erir. Neyse ki annesi Kösem Sultan araya girerek bu emri uygulatmaz. İbrahim, istemem bana taht gerekmez diye feryat ederek zorla tahta çıkmaya sürüklenir. Sarayını samur kürküyle kaplayan bir kralın masalını okur İbrahim. Bu yüzden kendisini ölümden koruyacağını düşünerek saray duvarlarını samur kürküyle kaplatır. Bu, bak bu, bu alelade bir kürk değil. Bu bir zırh. Gölgelerden, ölümden koruyor beni. Masalı, masalı bile var. Haberiniz yok mu? Bak, Mihriban diyarının padişahı bütün sarayını böyle samur kürklerle kaplıyor da öyle kurtuluyor cellatlardan. Kimse onu öldüremiyor. Sultan İbrahim sarayın pencerelerini bile samur kürküyle kaplatır. Padişahın bu tutkusu yüzünden samur fiyatları 10 katına çıkar. Her türlü vergiden muaf olan ilmiye sınıfı için bile samur vergisi konulur. Hatta samur kürkü vergisi yüzünden bazı tarihçiler bu döneme samur devri der. 17. asır İstanbul'unda hamama giden gayrimüslimlerin nalın giymeleri yasaktır. Yasağın sebebi hamamdaki Müslümanlarla gayrimüslimlerin ayırt edilmeleri gerektiğine dair tuhaf bir düşünce. Bu yasağın konmasının ardından Müslümanların yıkanırken nalınlarını çıkarttıkları takdirde gayrimüslim gibi gözükeceği düşünülür. Bunun üzerine gayrimüslimlere verilecek peştemallere birer demir halka konur. 1. Ahmet döneminde bu yasağa ve kurala bir başka tuhaf ilave daha yapılır. Hamama giden gayrimüslimlerin peştemallerine demir halkanın yanı sıra bir de çıngırak bağlanır. Devir 3. Murat devri. Osmanlı'nın en şaşalı yılları Yavuz Sultan Selim döneminden itibaren Kuzey Afrika fetihleriyle Osmanlı topraklarına yeni misafirler gelir. Maymunlar. Gemi malzemelerinin satıldığı Azap Kapı'da bu gözcü maymunlar satılmaya başlar. Korsan saldırılarına karşı gemilerde direklere tırmanıp keskin gözleriyle başka bir gemi gördüklerinde çığlıklar atarak aşağıya haber verirler. Hatta kasaplık gibi mesleklerde çıraklık bile yapmaya başlarlar. Osmanlı'nın maymunlara olan sevgisi o kadar artar ki zenginler de evlerinde maymun beslemeye başlar. O dönemde padişah 3. Murat'ın sohbetine, kişiliğine hayran olduğu bir din adamı var. Molla Abdülkerim Efendi. Maymun dostu olan hikayemiz bu dini bütün Molla'nın Fatih Camii'nde verdiği bir cuma vaazıyla son bulur. Molla, cemaate maymunların fuhuş alet olduğunu, kadınların bu maymunları sapık işlerde kullandığını anlatır. Kızgın kalabalık
liralık gazı da alıp Azap Kapı ve Galata'daki maymun satıcılarını basar. Moğol önderliğinde yakalanan maymunlar asılarak idam edilir. Tarihçiler o günü İstanbul'da dalında maymun sallanmayan tek bir ağaç kalmadı diye anlatırlar. Osmanlı'daki en trajik olay 3. Mehmet'in tahta çıkmasıyla yaşanır. 3. Mehmet tahta çıktığının günün gecesi en büyüğü 13 yaşında olan 19 erkek kardeşini boğdurtur. Sebepse ileride iç karışıklıkların çıkmasını engellemek. 17. ve 18. yüzyılda İstanbul'da kefilsiz oturmak yasaktır. Bekar bir erkek bulduğu kefillerle ihtisap ağasının huzuruna çıkar. Ama gösterdiği kefilin de güçlü olması gerekir. Bekar erkek ihtisap ağası tarafından incelendikten sonra uygun görülürse şehre kabul edilir. Geleneksel mahalle düzeni içinde kendine yer bulamayan bu kitleler bekar odaları, dükkanlar ve hanlara topluca yerleştirilir. Kendi içinde örgütlenmiş bekarlar kentin düzenine en büyük tehdit olarak görülür. Bu bekarlar içki, fuhuş ve kumar gibi suçlarla ilişkilendirilirken onların yaşadığı yerler de kentin suç odakları olarak algılanır. II. Mahmut da 1826'da çıkan fermanla bekar erkeklerin İstanbul'a girmesini tamamen yasaklar. Yani bu şehre damsız girilmez. II. Abdülhamit'in kavisli bir burnu olduğu için insanlar onun burnu hakkında konuşur. Hatta adından bahsetmek yerine burun vurgusu yapılarak sorunlardan söz edilir. Bu yüzden basında burun kelimesinin kullanılması yasaklanır. Burun yerine çıkıntı kelimesi kullanılır. Tahta kurusu sözü de tahtı kurusun biçiminde okunabileceği için yasaklanır. Ayrıca sansür memurlarının yasakladığı diğer kelimeler arasında hürriyet, vatan, millet, zulüm, adalet, cumhuriyet gibi kelimeler de vardır. Fatih Sultan Mehmet savaş tarihinde benzerine rastlayamadığımız bir plan yaparak dış denizde eli kolu bağlı öylece bekleyen donanmasını karadan yürütüp iç denize, Haliç limanına taşımaya karar verir. Yüzlerce gemiyi dağlık bir araziden geçirme düşüncesi. Tamamen çılgınlık. Fatih Sultan Mehmet üstün zekasını kullanarak savaş kurallarıyla alay eder. Sultan gece gündüz demeden Galata üzerinden aşağıya doğru top atışları yaptırır. Amacı ilgiyi başka yöne çekmek. Böylece gemilerin dağları ve vadileri aşıp bir denizden ötekine taşınmasını düşmandan saklayacaktır. Saldırının sadece karadan yapılacağını varsayan düşman oyalanırken gecenin karanlığında iyice yağlanmış binlerce tahta tekerlek harekete geçer. Dev kızaklar üzerine yerleştirilmiş gemiler birbiri arkasından dağları aşıp Haliç'e iner. Ertesi sabah uykularından uyanan Bizanslılara tam 70 parça savaş gemimiz günaydın der. Sanki sihirli bir el onları alıp oraya koymuştur. Bütün Haliç bu mükemmel plan sayesinde sultan ve ordusunun buyruğuna geçer ve güzel İstanbul bizim olur. Hazreti Muhammed'in İstanbul için söylediği "Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir" sözünü İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet unutmaz. İnşa ettirdiği Rumeli Sarayı'nın duvarlarının Muhammed ismi şeklinde olması için planı bizzat kendi tasarlar. Rumeli Sarayı'na kuş bakışı bakıldığı zaman Hazreti Muhammed'in adını surların duvarlarında görürüz.